Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. 10. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılıya hazırlık sorularıyla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi müfredatlarınıza göre, yıllık planlara göre okullardaki yazılılarınız Mart'ın 2. ya da 3. haftası olacak gibi duruyor değerli gençler. Ve bu durumda da sorumlu olduğunuz üniteler roman ünitesi, bir de tiyatronun o ilk kısımları olabilir edebiyatta. Yani ağırlıklı olarak roman ünitesinden soru gelecektir. Ama öğretmenleriniz tiyatro ünitesinden de size sorular yönlendirebilecektir. Ben zaten burada hem romanla alakalı sorular hem de tiyatro ünitesiyle ilgili soruları buraya koydum arkadaşlar. Yine sizler için 10 tane soru hazırladım. Bu arada dil bilgisinden de cümle türlerinden sorumlusunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yazım ve noktalama zaten fix, biliyorsunuz. Her yazılıda karşınıza çıkıyor. Şimdi sizlere 10 tane güzel soru hazırladım. Bu 10 soruyu hem yanıtlayacağız hem de bu sorular üzerinden yazılıda sorumlu olduğunuz konuları da şöyle bir tekrar etmiş olacağız. O zaman hemen ilk soruyla başlayalım. Romantizm ve realizm akımlarını 5 maddede karşılaştırınız ki bu romantizm ve realizm akımları ile ilgili yazılıda kesinlikle soru gelecek arkadaşlar. Bunların özelliklerine dikkat edin. Bu arada biz bunun konu anlatımını zaten yaptık. Yazılıdan önce konu anlatım videosunu mutlaka izleyin. Evet. Şimdi romantizmde sanat toplum içindir ilkesi benimsenirken realizmde neydi arkadaşlar? Sanat sanat içindir ilkesi benimseniyordu. Romantizmde adı üzerinde duygu, hayal, coşku ön plandayken realizmde yine bu da adı üzerinde real, gerçek değil mi arkadaşlar? Dış gerçeklik, gözlem ön planda olacak şekilde eserler ne yapılır? Oluşturulur. Yine romantizme baktığımız zaman ki iyiler hep iyi, kötüler hep kötü kuralı vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Ve dolayısıyla da neyler ön plandaydı? Tipler ön plandaydı. Realizmde ise kahramanlar daha kendine has özellikleriyle anlatıldığı için bu sefer tip değil, ne önemliydi arkadaşlar? Karakterler önemliydi. Şimdi romantizmde, romantik romanlarda, romantik eserlerde doğa tasvirlerine, geniş doğa tasvirlerine yer veriliyordu. Ama bu doğa tasvirleri maalesef gereksizdi. Yani konunun anlatımıyla o tasvirin pek bir alakası yoktu değerli gençler. Realizmde ise doğa tasvirleri işlevseldir, konuyla, kahramanlarla alakalıdır değerli gençler. Bu arada neyleri karşılaştırıyoruz? Romantizm ve realizm. Romantizmde sanatçı eserde kişiliğini gizlemez. Hatta taraf tutar, kendisini belli eder arkadaşlar. Realizmde ise sanatçı gerçekçiliği zedelememek amacıyla kişiliğini gizler, geri planda kalır. Evet, böylelikle romantizm ve realizm akımlarını beşer maddede özetledik. Hatta bu özetle beraber aslında romantizmin genel özelliklerini, realizmin genel özelliklerini de ortaya koymuş olduk. Evet, ikinci sorumuz Tanzimat dönemi romanıyla Servet-i Fiyun'un dönemi romanını 5 maddede karşılaştırınız diyor değerli gençler. Ki biliyorsunuz 10. sınıfta romanda şu dönemlerden bahsettik. Tanzimat dönemi romanı, hatta Tanzimat 1. dönem 2. dönem romanı, Servet-i Fiyun'un romanı, Milli Edebiyat romanından bahsettik. Sonraki yıllarda zaten Cumhuriyet romanına geçeceksiniz. Yani 11. sınıftan itibaren arkadaşlar. Peki Tanzimat romanıyla Servet-i Fiyun'un romanı arasında acaba ne gibi farklılıklar var? Aslında ben bu farklılıkları verirken arkadaşlar bir taşla da iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem Tanzimat romanının özelliklerini hem Servet-i Fiyun'un romanının özelliklerini de görmüş oluyoruz. Şimdi Tanzimat romanında hangi iki akım etkili? Romantizm ve realizm. Bu arada zaten Tanzimat dönemi romanını da Tanzimat 1. dönem 2. dönem olarak almıştık. Burada genel olarak ikisini beraber veriyoruz. 1. dönemde romantizm, 2. dönemde ne etkisi vardı gençler? Realizm. Servet-i Fiyun'a geçtiğimiz zaman ise artık romantizm akımı etkisini yitiriyordu. Eserlerde realizm ve naturalizm etkisini göstermeye başlıyordu değerli gençler. Tabii Tanzimat döneminde İlk romanlarımız yazılmıştı. İlk romanlar yazıldığı için de arkadaşlar roman tekniği neydi? Kusurluydu. Yani o ilk yazılan romanlarımız teknik olarak batılı roman formatına henüz gelmemiş idi. Ama Servet-i Fiyun'la beraber roman tekniği başarılı hale gelmiş. Hatta Halit Ziya Uşaklıgil ile beraber hani Mavi ve Siyah, Aşk-ı Memnu gibi romanlarla ilk başarılı romanlarımız da yazılmış oldu değerli gençler. Tanzimat romanında iyiler hep iyi, kötüler hep kötü olarak anlatılmış ve tipler ön plana çıkartılmıştır. Servet-i Fiyun romanının kahramanları ise daha çok böyle iyi eğitimli, zengin kişilerdir değerli gençler. Ve burada tipten ziyade ne ön plandadır? Karakterler ön plandadır Servet-i Fiyun romanında.
Tanzimat romanı içerik olarak baktığımız zaman her ne kadar kusurlu da olsa Tanzimat dönemindeki romanlar, içerikte bir amaçları vardı arkadaşlar. Neydi bu amaçları? İşte topluma yanlış batılılaşmayı anlatmak, cariyelik kurumunun zararlarını yani kölelik kurumunu eleştirmek, görücü usulü evliliği eleştirmek gibi meseleler üzerinden romanlarını ne yapmışlardı? Oluşturmuşlardı. Servet Üfü'nün romanı ise daha bireysel konularda yazılmıştı hatırlarsanız. Neydi? Hayal kırıklıkları, yasak aşklar, karamsarlık, yalnızlık, işte konak yaşamı, entrikalar, hatta Aşk-ı Memnu romanını aklınıza getirin. İşte o olduğu gibi nedir arkadaşlar? Servet Üfü'nün romanıdır. Tanzimat romanı özellikle birinci dönemde bu biraz daha sağlanmıştır. Dil açısından baktığımız zaman Tanzimat romanı Servet Üfü'nün romanına göre nispeten daha sade dille yazılmıştır değerli gençler. Ama şöyle bir gerçeklik var ki Servet Üfü'nün romanları maalesef son derece ağır bir dille ne yapılmıştır? Yazılmıştır. Evet, böylelikle Tanzimat romanıyla Servet Üfü'nün romanını da bu soru özelinde karşılaştırmış olduk. Şimdi geliyoruz milli edebiyat romanı ile alakalı soruya. Şimdi demiş ki bize milli edebiyat romanının 5 özelliğini yazınız. Hemen bakalım. Romancılar Anadolu'ya yönelir. Evet, hem Tanzimat romanında hem Servet Üfü'nün romanında İstanbul anlatılırken değerli gençler, milli edebiyatla beraber yazarlar Anadolu'ya yönelmeye ne yapmışlardır? Başlamışlardır. Milli edebiyatta da tıpkı Servet Üfü'nün de olduğu gibi hangi akım etkisini gösterir? Realizm akımı etkisini gösterir. Şimdi Tanzimat döneminde nispeten sade bir dil demiştik. Servet Üfü'nün romanı son derece ağır bir dil kullanılmıştı. Ama milli edebiyatla beraber artık eserler sade bir dille yazılmaya ne yapmıştır? Başlamıştır arkadaşlar. Peki milli edebiyat romanında ne anlatılmıştır? Şimdi milli edebiyat romanı tabii ki Kurtuluş Savaşı yılları, hatta işte Balkan Savaşları, milli mücadele, buradaki kahramanlıklar, vatan sevgisi, Anadolu'daki yaşam gibi konular romanlarda kendisine yer bulur. Ve milli edebiyat döneminde Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Aka Gündüz, Reşat Nuri Güntekin gibi önemli yazarlar yetişmiş. Hatta bu yazarların pek çoğu Cumhuriyet'in ilk yıllarında da eser vermeye ne yapmıştır gençler? Devam etmiştir. Evet, şimdi bir eser yazar sorusuyla karşı karşıyayız. Aşağıda verilen eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız demiş değerli gençler. Beraber bunu dolduralım. Kırık Hayatlar güzel bir romandı. Bahsetmiştik konu anlatımımızda da. Kırık Hayatlar romanının yazarı kimdi gençler? Halit Ziya Uşaklıgil. Zeyno'nun Oğlu adlı roman kimindi? Halide Edip adı var ki kendisi Türk Edebiyatı'nın ilk popüler kadın yazarıdır diyebiliriz. Esrar-ı Cinayet ise Türk Edebiyatı'ndaki ilk polisiye roman olarak kabul edilir. Arkadaşlar kim yazmıştı? Ahmet Mithat Efendi yazmıştı değerli gençler. Notre Dame de Paris ya da daha bilindik adıyla Notre Dame'ın Kamburu adlı eseri ünlü Fransız romantik yazar Victor Hugo kaleme almıştı arkadaşlar. Ferda-i Garam adlı eseri ise Servet Üfü'nün yazarlarından Mehmet Rauf kaleme almış idi. Evet. Şimdi güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Dünya edebiyatında roman türünde ön plana çıkmış 5 yazarın isimlerini yazınız. Evet, şimdi arkadaşlar bunu beraber bir düşünelim. Siz de şu anda bir düşünün bakayım. Roman dendiği zaman akla ilk kimler geliyor dünya edebiyatında? Şimdi ben tabii ki aklıma gelen 5 tane isim yazacağım. Sizler de yazılıda ya da sınavda ya da şu anda aklınıza gelenleri yazabilir ya da düşünebilirsiniz. Tabii ben roman deyince arkadaşlar ilk Ruslar aklıma geliyor. Mesela Dostoyevski. Bilmeyen yok değil mi Dostoyevski'yi? Dostoyevski'yi yazdıysak hemen yanına kimi yazmamız lazım? Tolstoy'u yazmamız lazım ki ikisi de Rus edebiyatının ve dünya edebiyatının çok önemli iki yazarıdır. Mutlaka ikisinin en azından bir kitabını okumak gerekir değerli gençler, onu da söyleyelim. Üçüncüye bir Amerikalı yazar yazmak istiyorum. Benim de çok sevdiğim Jack London yazıyorum değerli gençler. Şimdi bir tane de Fransız yazalım. Kim yazayım? Flaubert. Gustav Flaubert'i yazalım değerli gençler. Bir de kimi yazalım?
Ünlü Fransız yine yazar, romantik yazar Victor Hugo'yu yazalım. Böylelikle 5 ismini yapmış olduk, yazmış olduk. Sizler de buna benzer 5 ismi yazılıda çıkarsa ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Evet. Geliyoruz tiyatroyla ilgili sorulara değerli gençler. Şimdi demiş ki, geleneksel Türk tiyatrosunun çeşitlerini yazarak geleneksel tiyatronun ortak özelliklerinden üçünü yazınız demiş değerli gençler. Şimdi geleneksel Türk halk tiyatrosu dediğimizde arkadaşlar dört çeşit karşımıza çıkıyor. Karagöz, ki Karagöz'ün diğer adı nedir? Gölge oyunudur. Orta oyunu, kol oyunu, meydan oyunu, zuhuri gibi isimler de alır. Günümüzün stand-up'ına benzeyen ne vardı arkadaşlar? Meddahlık vardı. Ve köylerde oynanan oyunlar köy seyirlik oyunları. Bu dördü neydi? Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu'nun alt başlıklarıydı. Peki geleneksel Türk Halk Tiyatrosu'nun yani bu dört türün ortak özellikleri nedir diye bakacak olursak oyunlar yazılı metne dayanmaz. Hatta bu yazılı metne dayanmamaya değerli gençler aklınızda bulunsun tülüat adı verilir. Bir başka deyişle doğaçlama adı verilir değerli gençler. Ve geleneksel Türk Halk Tiyatrosu'nda güldürü çok önemlidir. Güldürü yanlış anlaşılma ve şive taklitlerine dayandırılır değerli gençler. Aslında burada şive taklidi Milli Eğitim kitabında da şive yazdığı için ben de yazdım. Ama aslında ağız taklitleri demek daha doğru olur değerli gençler. Ve geleneksel Türk Halk Tiyatrosu'nda tabii ki dekor modern tiyatroya göre yok denecek kadar azdır. İşte bunlar geleneksel Türk Halk Tiyatrosu'nun ortak özellikleridir arkadaşlar. Evet, şimdi demiş ki Karagöz oyununun bölümlerini kısaca yazınız. Bu arada Karagöz oyununun bölümleri orta oyunu için de geçerlidir arkadaşlar. Onu unutmayalım. Karagöz oyununun birinci bölümü mukaddime, ikinci bölümü muhavere, üçüncü bölümü fasıl, dördüncü bölümü nedir? Bitiş. Kısaca açıklayın dediğine göre mukaddime yani giriş bölümünde Hacivat Sema'yı söyleyerek perdeye ne yapar? Gelir. Sema'yı işte müzik eşliğinde söylediği bir şarkı gibi düşünebilirsiniz değerli gençler. Muhavere bölümü ise sahneye Karagöz'de gelir. Karagöz'le Hacivat söyleşir. İşte o meşhur birbirlerini yanlış anlaşıldıkları bölüm var ya, işte o neresi arkadaşlar? Muhavere bölümüdür. Sonra üçüncü bölüm ne? Fasıl bölümü. Fasıl bölümünde diğer tipler de oyuna dahil olur ve esas konu işlenmeye başlanır arkadaşlar. Bitiş bölümünde ise Hacivat'ın ve Hayali'nin, Hayali kim hocam? Hayali, Karagöz'ü oynatan kişiye Hayali adı verilir. Hayali'nin tekerlemesiyle oyun bitirilir. Hatta her ne kadar sürçülisan ettiysek affola şeklinde hayali sözünü bitirir. Ve hatta bir sonraki oyunun da nerede ne zaman olacağını da söyler. Ve böylelikle de Karagöz oyunu bitirilmiş olur arkadaşlar. Evet, şimdi geldik dil bilgisi kısmına. Aşağıdaki cümleleri yapıları bakımından inceleyip çeşitlerini parantez içerisine yazınız. Hemen size arkadaşlar bu arada şu uyarıyı da yapayım. Bu konuda eksiği olan arkadaşlarımız lütfen TYT 2020 oynatma listesi, Türkçe oynatma listesine gitsinler. Orada cümle türleriyle ilgili birkaç video var. Çok güzel bir şekilde ben anlattım. Onu bir izlesinler. Onu izlemeden yazılıya ne yapmasınlar? Girmesinler. Peki yapı bakımından cümleler kaça ayrılıyordu arkadaşlar? Yapı bakımından cümleler dörde ayrılıyordu. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle. Peki biz bunu neye göre adlandırıyorduk? Tek yüklem varsa, içinde fiilimsi de yoksa basit cümle olur. İki tane cümle ya da üç tane cümle ard arda gelmişse, virgülle birbirinden ayrılmışsa bu cümleler ne oluyordu gençler? Sıralı cümle. İki cümlenin arasında bağlaç varsa bağlı cümle. Cümle de yüklemden hariç bir de en azından bir tane de fiilimsi bulunuyorsa arkadaşlar isim fiil sıfat fiil zarf fiil o zaman da ne oluyordu? Birleşik cümle oluyordu. Şimdi bakalım. Dedemin Ankara'daki çiftliğinde koyunların ayrı ayrı çobanları vardı. Şimdi yüklem hangisi arkadaşlar? Vardı yüklem. Başka yüklem var mı? Yok. Fiilimsi var mı? Dede, Ankara, çiftlik, koyun, ayrı ayrı çoban? Yok. Öyleyse gençler bu cümlemiz yapacağı nasıl cümledir? Basit cümledir. Neden? Tek yüklem var. Cümlede fiilimsi yok. Aslan ayakta durmuş.
heybetli bir tavırla suya gelen hayvanları seyrediyordu. O kendimi National Geographic izler gibi hissettim gençler. Şimdi bakın. Seyrediyordu yüklem. Doğru mu? Başka yüklem var mı? Evet, aslan ayakta durmuş. Bir yüklem daha var. Arada da virgül var. Sonuç itibariyle burada iki tane yüklem var. Arada virgül var. Yani iki cümle ard arda ne yapmış? Gelmiş. İki cümle ard arda geldiğine göre değerli gençler, bu tarz cümlelere biz yapacak ne diyoruz? Sıralı cümle diyoruz. Öğrencilerin hepsinin gelmesini istedi. Çünkü bugün önemli dersler var. Şimdi burada yüklem hangisi arkadaşlar? Var. Başka yüklem var mı diye bakıyorum. Var. Nerede var? İstedi. Güzel. Şimdi iki tane yüklem varsa burada iki tane de cümle var. Yukarıda biz iki cümleli cümleye ne dedik? Sıralı cümle dedik. Ama burada bir fark var. Arada ne var arkadaşlar? Bağlaç var. Yani iki cümle birbirine neyle bağlanıyor? Bağlaçla bağlanıyor. O zaman bu sefer bu cümleye ben yapı olarak ne diyeceğim? Bağlı cümle diyeceğim. Son örneğimize bakalım. Kimsenin görmediği o karanlık yerde ondan önce niceleri yattı. Şimdi yüklem hangisi? Yattı. Başka yüklem var mı? Yok. Fiilimsi var mı diye kontrol etmem lazım. Kimsenin görmediği karanlık yer. Bakın buraya arkadaşlar sıfat fiil. Yani fiilimsi var. Tek yüklem varsa, en azından bir tane de fiilimsi varsa, bu sefer bu cümlemiz yapıca nasıl cümledir gençler? Birleşik cümledir. Hatta fiilimsi olan cümlelere girişik birleşik cümle de denir. Böylelikle bu cümlelerin türlerini de tespit etmiş olduk. Şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz. Yine cümle türleriyle alakalı. Aşağıdaki cümlenin tür özelliklerini belirleyiniz ki tür özelliklerinden kastım şu değerli gençler. Yüklemin türüne göre cümleler olur, yapısına göre cümleler olur, öge dizisine göre cümleler olur ve anlamına göre cümleler olur. Burada işin püf noktası aslında yüklemden kaynaklanıyor. Bakalım. Kura Nehri Vadisi kıyısında bulunan Sevimli Köyü'ne gitmiştik 3 yıl önce. Burada yüklem hangisi gençler? Gitmiştik. Şimdi yüklemin türüne göre cümleler ikiye ayrılır. İsim cümlesi, fiil cümlesi. İsim cümlesini değille olumsuzlayabilirsiniz. Fiil cümlesini mema ile olumsuzlayabilirsiniz. Mesela oralar çok güzeldi. Güzel değildi. O zaman ne olur? İsim cümlesi. Yapıyorum, yapmıyorum. O zaman ne olur? Fiil cümlesi. Gitmiştik dediğine göre gitmemiştik. Dolayısıyla arkadaşlar yüklemin türüne göre bu cümle ne cümlesi? Fiil cümlesi. Onu tespit ettim. Yapısına göre deminki soruyu hatırlayalım. Gitmiştik yüklem. Başka yüklem var mı? Yok. Fiilimsi var mı? Aha da var. Bulunan. Gördünüz mü arkadaşlar? Fiilimsi var. Dolayısıyla deminki sorudan da hatırlarsanız biz bu tarz cümlelere yapısına göre nasıl cümle diyorduk? Birleşik cümle diyorduk. Öge dizilişine göre ise 3'e ayrılır. Yüklem sondaysa kurallı. Sonda değilse devrik. Yüklemi bulunmuyorsa eksiltili. Peki gitmiştik 3 yıl önce demiş. Burada yüklem var ama yüklem sonda değil. O zaman arkadaşlar biz bu cümleye devrik cümle ya da kuralsız cümle diyor idik. Anlamına göre ise olumlu mu olumsuz mu diye bakmamız lazım. Gitmiştik anlamına göre de gördüğünüz gibi olumlu. Eğer gitmemiştik deseydi olumsuz olacaktı. Buna da bu şekilde cevap verdiğiniz zaman tam puanı alırsınız. Evet, geldik son sorumuza arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki parçada parantez içine uygun noktalama işaretlerini getirerek parçadaki yazım yanlışlarını tespit ediniz. Şimdi hem yazım yanlışını bulacağız hem de noktalama işaretini getireceğiz. Önce isterseniz yazım yanlışlarını bulalım, sonra noktalama işaretlerini getiririz. Sözlükler yalnız. Yalnız olmaz. Burada bir yazım yanlışı var. Bu yalından gelir. Bunun ne olması lazımdı? Yalnız. Kelimeleri saklamakla, onlara rahat bir koza olmakla kalmaz. Soyu sopu ailesi hakkında da bilgiler verir. Şu ana kadar bir yanlış göremedim. Kelimelerin maceraları da yatar sözlüğün derinlerine. Bak zaten kendini belli etti arkadaşlar. Okurken bunu bitişik okuduğumuz zaman kulağımızı tırmaladı. Buradaki da bağlaç olan dağdır. Ve nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Bunu da buradan göstermiş olduk. Başka yazım yanlışı yok. Şimdi gelelim noktalama işaretlerini yerine getirmeye. Sözlükler yalnız kelimeleri saklamakla, onlara rahat bir koza olmakla kalmaz. Bakın saklamakla, olmakla eş görevli bir sözcük grubu var. Buraya ne getireceğim arkadaşlar? Virgül getireceğim. Kalmaz. Şimdi cümle bitti. Cümle bittiğine göre buraya nokta getirebiliriz. Ama dikkat edin.
soyu sopu küçük harfle başlamış ve ikinci yargıya geçmiş. Burada da virgül vardı. Bu sefer buraya noktalı virgül getireceksiniz değerli gençler. Soyu sopu ailesi eş görevli olduğu için buraya tekrardan virgül. Ailesi hakkında bilgiler verir. Nokta. Kelimelerin maceraları da yatar sözlüğün derinliklerine. Cümle bittiği için buraya yine ne gelecek arkadaşlar? Nokta gelecek. Böylelikle hem noktalama işaretlerini göstermiş olduk, hem yazım yanlışlarını göstermiş olduk. Gireceğiniz yazılılarda, sınavlarda hepinize başarılar diliyor. Gözlerinizden öpüyorum.